Merhabalar efendim, ben Kadir Kirişçi. Bugün size piyano çalacağım. Çaldım, bitti. Neyse, bugün konumuz Finlandiya'daki çalışma şartları. Çünkü bu konuda çok fazla soru gelmiş. Onu açıklayacağım gördüğüm kadarıyla ve başka insanlarla konuştuğum zaman bana dedikleri kadarıyla. Öncelikle, ülkede bir adet asgari ücret hakkında yasa yok. Yani işveren size saat başına 1 euro da verebilir ki hala Türkiye'den fazla oluyor eğer düşünecek olursanız. 100 euro da verebilir. Yani bunun herhangi bir ortalaması yok. Ancak yaptığım konuşmalar sonrasında keşlerle olsun, leşlerle olsun, doktorlarla, mühendislerle, yani önüme gelen herkesle yaptığım konuşmalardan sonrasında anladığım bir şey var ki bu ülkede kazanabileceğiniz yani en düşük ücret saat başına yaklaşık 8 ile 9 euro aralarında. Hani hatta 7 böyle ölümüne düşük olan, 8 düşük, 10 civarına doğru hani asgari ücret seviyeleri oluyor. Yani mesela bundan daha az kazanmanız da mümkün. Tabii kaçak çalışanlar çok daha az alıyordur ama o konu hakkında bir fikrim yok. Çünkü kaçak arkadaş edinmedim. Evet. Her neyse. Çalışma şartlarını detaylı olarak bakacak olursak haftalık çalışma saati 37 saat. 38. saat ekstra mesaiye giriyor. Yani eğer 10 euro kazanıyorsanız saat başında 38. saatiniz 15 euro oluyor. Hafta sonları çift yevmiye oluyor. Tabii her iş yerinin bu konuda kuralları farklı olabilir. Örnek olarak bizde yanlış hatırlamıyorsam pazar günleri çift ama cumartesi günleri de çift olabilir. Hatta evet cumartesi günleri 1,5 katı, pazar günleri çift bizde örnek olarak. Her şirket bu konularda biraz farklı olabiliyor dediğim gibi. Bu şekilde. Yani örnek olarak da ekstra mesaiye kalacak olsam, pazar günü kalacak olsam zaten hem 1,5 katı kazanıp hem de 2 kat fazla kazanmış oluyorum. Yani mesela eğer 10 euro kazanıyorsam 3,5 katını kazanıp 35 euro kazanacak oluyorum örnek olaraktan pazar günü ekstra mesaiye kalırsam. Mesai ödemelerinde, ekstra mesai muhabbetlerinde falan gayet hassas insanlar. Çünkü mesela işe giriş ve çıkış saatlerinizi yazıyorsunuz, tablo oluşturuyorsunuz. Öğle yemeğine çıktığınız zaman da iş yeri size para ödüyor. Türkiye'dekinin aksine, çünkü mesela eğer bilmiyorsanız onu açıklayayım. Türkiye'de haftalık çalışma saati yasal olaraktan 45'tir. Geri kalan dünya ülkelerinde genelde 40'tır. Neden? Çünkü 40 saat çalışıyorsanız örnek olarak da işveren yine sizin mesela yemek ücretinizi öder. Bu yüzden zaten 40 saattir. Türkiye'de işveren yemek saatini ödemek istemediği için 45 saat oluyor. Hani pazartesinden cuma arasında zaten toplamda 5 saat yemek saatiniz var ya, hani Türkiye'de öyle bir olay var. Her neyse bu uzun hikaye. Bunu başka videoda anlatabiliriz. Bu şekilde ilerliyor. Yani işe girdiğiniz saatten işten çıkış yapacağınız saate kadar iş yeri sizin paranızı ödüyor. Yani mesela ben marketten bir şeyler almaya giderken öğle yemeği için şirket hala bana para ödüyor oluyor teknik olaraktan. Böyle de düşünebilirsiniz. Sigorta bakımından önceki videoda bahsetmiştim bundan yanlış hatırlamıyorsam ama belki o videoyu yüklememiş de olabilirim. Çok da emin olamadım şu anda. İşveren çalışan başına yıllık yaklaşık 700 ile 800 euro arası bir para ödüyor devlete sigorta olaraktan. Toplamda bu kadar. Yani aylık yaklaşık 50 euro civarlarında. Yok, 60 euro civarlarında. Aşağı yukarı. İşveren bunu ödediği zaman sizin hani sahip olunabilecek en üst seviyelerden bir sigortanız oluyor. Yani ne bileyim işte ağzınız kırıldı doktora, kolunuz kırıldı doktora, ameliyat olmanız lazım doktora, grip oldunuz doktora, ıvır zıvır bunları bu sigortayla halledebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'deki ve Amerika'daki bir ay işte bizim sigorta bunu karşılayamıyormuş, ah işte bizim şey bunu yapmıyormuş tarzı şeyler de yok. Yani mesela sigorta karşılıyor. Ha ama örnek olaraktan hani çalışıyorum, işimdeyim, gücümdeyim, hani mesela estetik ameliyat olacağım olaylarına hakim değilim. Belki onları karşılamıyordur. Karşılarsa şaşırırım ama belki de karşılıyordur. Hiçbir fikrim yok. Onu başka zaman öğrenirsem söylerim. Onun haricinde 12 ayda yani 1 yıl içinde 1 ay tatiliniz var. Ücretli tatil olaraktan. Yani 12 kere maaş alıyorsunuz ve bu maaşlardan bir tanesi bedava. Yani teknik olaraktan bir sene içinde 11 ay çalışıp 12 aylık maaş alıyorsunuz. Onun haricinde
Hasta olduğunuz zamanlar bu 30 günlük süreden kaybetmiyorsunuz. Doktora gidip işte ben hasta oldum formu alıyorsunuz. Onu işverene yolluyorsunuz. İşveren bu formu devlete yolluyor. Devlet sizin iş yeri sahibini açtığınız zararı karşılıyor. Bu da işte o sizin sigortaların falan içinde olan paralardan. Yani şu düşünecek olursanız, diyelim ki ben ne bileyim aylık 1000 euroya çalışıyor olayım. Yani benim haftalığım 250 euro ya. Ben hasta oldum. Bir hafta işe gidemedim. Ne oluyor o zaman? Mesela iş yeri bana 250 euro ödediği zaman teknik olarak zararda oluyor ya. Onu devlet ödüyor. Devlet şirkete ödüyor. Yani vergi indirimi yapıyor. Vergi indirimi yapıldığı için şirketin cebinden 250 euro az para çıkıyor. O az çıkan parayı da bana verdiği zaman ne devletin şikayeti oluyor, ne işverenin şikayeti oluyor, ne de benim şikayetim oluyor. Bunu da bu şekilde hallediyorlar ki bence çok mantıklı. Onun haricinde esnek çalışma saatleri var. Tabii her işte var mıdır yok mudur emin değil. Mesela bizimkinde var. Konuştuğum diğer insanlarınkinde de vardı. Öyle rastgele tanıştığım insanların da birçoğunun esnek çalışma saatleri vardı. Peki bu ne demek? Dedim yani haftalık 37 saat çalışıyorsunuz ve bunu 5 gün içinde çalışıyorsunuz. Yani pazartesinden cumartesi çalışıyorsunuz. Eğer mesela pazartesiden perşembe gününe kadar 37 saat çıkartabiliyorsanız cuma günü işe gelmeniz gerekmiyor. Örnek olarak da. Veya mesela pazartesi, salı, çarşamba ikişer saat daha fazla çalışıyorsanız örnek olarak da. Geri kalan 2 günde de mesela daha az çalışıp işten erken ayrılabiliyorsunuz. Kimisi de mesela pazartesinden cumaya kadar haftalık yani günlük bir saat fazla çalışıp pazartesi günleri işe gelmiyormuş. Yani bu tarz şeyler de yapılabiliyor. Yani işverenin sizden istediği şey haftalık 37 saat çalışmanız. Hani kıçını sıkıyorsa, tutuyorsanız ve hani performans olaraktan bir sıkıntı yaratmıyorsa size pazartesi günü 15 saat çalışın, salı günü çalışmayın, çarşamba günü 15 saat çalışın, hani yine sonraki gün çalışmayın. Mesela bunları da yapabilirsiniz tabii ama öncelikle bir işverenle konuşmak lazım. Çünkü mesela 15 saatlik mesaiye bırakacak çok fazla insan olacağını zannetmiyorum. Ama sadece hani örneklerle böyle destekliyorum demek istediğim şey. Onun haricinde başka ne var? Vergiler. En eğlenceli bölüm. Şimdi Finlandiya devleti hatta İskandinav ülkeleri anladığım kadarıyla hiçbir vatandaşını zengin yapmak istemiyor. Diyor ki zengin olmayın. Ufaktan buralarda bir komünizm, bir sosyalizm şeyleri var zaten devlet politikasında da yani. Henüz fark etmediyseniz. Ufaktan böyle bir şey var. Hiç kimseyi zengin etmeye çalışmıyorlar. Ama hiç kimseyi açıktan ölecek seviyeye de getirmeye çalışmıyorlar. Bunu başka bir video anlatabilirim. Mesela burada neden ölmezsiniz tarzı bir videoda açıklayabilirim. Şimdi şöyle ki, ne kadar fazla para kazanırsanız o kadar yüksek vergi ödüyorsunuz. Eğer çok fazla para kazanmıyorsanız çok fazla vergi de ödemiyorsunuz. Örnek olarak 3000 euronun altında para kazanıyorsanız yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış olabilir biraz. %15 vergi ödüyorsunuz maaşınızdan. Ama mesela 3000 dolar kazanıyorsan, 3000 euro kazanıyorsunuz, %25 civarlarında. Ve mesela bundan da daha fazla kazanıyorsanız artık hani o ibre birdenbire artmaya başlıyor. Onun haricinde diyelim ki benim bir arabam var, tamam mı? Mesela ben işte otobanda hız yaparken yakalandım, polis bana ceza kesecek. Şimdi minimum ceza ücretleri 100 euroymuş, tamam. Mesela diyelim benim suçum ufaksa bana 100 euro ceza kesiyorlar. Çünkü ben mesela toplumun orta gelirli sınıfındayım. Ama mesela ben milyoner olsaydım kazandığım para üzerinden minimum cezayı kesiyorlar. Bu da bana bir 20, 30, 40, 50 bin euro falan girebiliyor. Ne kadar cebimde para olduğuna bağlı. Yani devlet zenginleri bir yerde de cezalandırabiliyor. Çünkü mesela normal şartlarda ne olur? Ben zenginim işte oraya tüküreyim veya Türkiye'de gördüğünüz şeyler var. Mesela adamın parası çok fazla. Sigara içilmez restorana gidiyor, sigara yakıyor. Diyorsunuz ki söndür diyor. Söndürmeyeceğim, cezayı ödeyeceğim. Bunu yapamıyorsunuz. Çünkü o 100, bana 100 lira olan ceza adam mesela bu sefer 20 bin lira oluyor örnek olarak. Böyle bir sistemleri var ki bence mükemmel. Yani bence en azından. Onlarca unuttuğum bir şey var mı şu anda hızlıca onu düşünüyorum. Galiba yok. Finlandiya'daki çalışma koşulları aşağı yukarı bu şekillerde ve devlet her zaman hani az para kazananın yanında duruyor ki insanlar ölmesin, hırsızlığa bulaşmasın ve çeşitli suçlara kapılmasınlar. Aşağı yukarı anlattığımı düşünüyorum.
Ben Kadir Kirişi, bu da videonun sonu. Yorumun altında, benim videonun altındaki ilk yoruma eğer sorularınızı yazarsanız bir sonraki videoda da onu çekerim. Kendinize iyi bakın.